tekstilin geri dönüşümü olur mu? Olur elbette. Defosu olan ürünler onarıldıktan sonra outlet adıyla iç ve dış pazarda alıcı buluyor. Özgünay Tekstil bu alanda uzmanlaşıp dünyanın 22 ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Tekstil ülkemizde lokomotif sektörler arasında yer alıyor. Pek çok dünya markası için üretim, işçilik maliyetlerindeki avantaj dolayısıyla Türkiye'deki fabrika ve atölyelerde gerçekleştiriliyor. Bu üretim sırasında ortaya çıkan defolu ürünleri ekonomiye kazandırmak önceliğiyle kurulan Özgünay Tekstil bu ürünleri 20'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Süreç 2012 9. ayda başladı. Tekstildeki gelişimi gördük, şeyi gördük. Buradaki outlet, yeni isimle piyasaya sunulan outlet şeyleri, malları işte atölyelerden defolu, yani dekont edilmiş atölyelere toplayarak burada firmamızda ütü paketlemeden geçirerek özellikle yurt dışına göndermeyi başladık. Ondan sonra başarılı da olduk. Kumaş yurt dışından, işçilik Türkiye'den. Bu anlayışla üretilen ceket, pantolon, gömlek, tişört, hatta kaban, ilik ya da dikiş hatası gibi defolar pazara sunulmasına ilk etapta engel teşkil etse de bu defoların giderilmesinden sonra ürünler outlet adıyla pazarda yer buluyor. Ülkemize Almanya, İtalya, Avrupa ülkeleri gibi ülkelerden üretilmek üzere gönderilen kumaşların kalitesi mevcut, biliniyor normalde. Bunları atölyelerde dikim hatası, işte ilik hatası, düğme hatası gibi bir takım hatalarda kontrolden geçtiği zaman bunlar atölyelere dekont ediliyor. Yani şey olarak atölyelerinde ellerinde kaldığı için bu malı paraya çevirmeleri gerekiyor. İşçilerin ve bir takım giderlerinin karşılanması amacıyla normalde acil olarak paraya dönüşmesi gerekiyor. Biz de bunları alıyoruz ucuz bir şekilde. Vitrin fiyatının çok aşağılarında ve yurt dışına pazarlıyoruz. Metin Özgün, ürün atölyelerine geldikten sonra yaşanan süreci özetliyor. Ütü paketlememize geliyor. Buradan kontroller de geçiyor normalde. Ufak tefek hatalar gideriliyor normalde, paketleniyor ve yurt dışına sevk ediliyor. Ürünlerin ihraç edildiği ülkelerin sayısı 20'yi buluyor. Yurt dışında geçen sene İşte Turkish Exporter diye bir şeyde ihracat şeyini kullandık normalde. Onların aracılığıyla Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, üçüncü sınıf ülkeler diyelim normalde. Bulgaristan ve Balkanlara çıkarsak bu tarafta Ukrayna gibi, Polonya gibi ülkelere pazarlıyoruz. Toplamda 22 ülkeye ihracatımız var. Oradaki talepleri karşılamakta bazen de zorlanıyoruz. Türkiye'de de son dönemde outlet ürünlerin satıldığı çok sayıda alışveriş merkezinin açıldığına dikkat çeken Özgün, yurt dışında da yurt içinde de bu tür ürünlere talep fazla diyor. Ürünlerin kalitesi kumaşından kaynaklanıyor. Yani bu albenisi olduğu için vitrin fiyatının da çok aşağılarında olduğu için talepler, yani insanların talepleri aşırı bir şekilde. Yani Türkiye'deki AVM'leri biliyorsunuz, yani kurulan AVM'ler genelde outlet malların sergilenmesi ve hatta satılması amacıyla özellikle kurulu ve şu anda da o şekilde gidiyor normalde. Yurt dışında da bunlar aynı şekilde. Biz toptan olarak gönderiyoruz. Oradaki satış noktalarını artık bilmiyorum. Oradaki şeyler karşılıyorlar. Hem kullanılmaz görülen tekstil ürünlerini geri kazandırıyor, hem de bunu yaparken istihdam yaratıyor Metin Özgün. Aylık bazda aşağı yukarı 300 bin, 500 bin adetler arasında değişiyor. Bayan giyimler, dış giyim, genelde dış giyim normalde, yani erkek üzerine, bayan üzerine
gömlektir, kottur, ayrım yapmıyoruz normalde. Ne kadar sirkülasyon olursa bizim için o kadar iyidir diyoruz. Ve gömleğinden atıyorum pantolondur, işte kabandır, o şekilde hepsine sahip çıkıyoruz yani. İhracat rakamı 2013'te 4 milyon 148 bin TL iken 2014 yılında 21 milyon 830 bin TL'ye yükseliyor. 2014 yılı sonunda 995 bin lira vergimiz çıktı, yani karımız çıktı daha doğrusu. Ona nazaran vergimizi de ödedik. O şekilde devam ediyoruz. Piyasa ekonomisi zaten bunu kazandırır ama yurt dışında belki satış noktaları da belki düşünüyoruz. Talepler genelde Türk Cumhuriyetler, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi bizim Türk Cumhuriyetler gelip buradan beğeniyorlar, şey yapıyorlar. Ondan sonra da sevkiyatını yapıyoruz yani. Outlet ürünlerde bu türden bir yoğunluk yaşanırken, yurt içinde faaliyet gösteren markalar için de ütü ve paketleme hizmeti sunuluyor. Kalite güvence sorumlusu Ertuğrul Koyuncu, burada yaşanan işleyişi izah ediyor. Buraya sevk eden köklü firmalar, kendi bünyelerinde yetiştiremedikleri ürünleri bizim aracılığımızla yetiştirmeye çalışıyorlar. Bize iş önce yıkamadan geliyor, sayımı alıyoruz. Sonra çöplü kesim, düğme, rive çakım, ütü, temizleme, kalite kontrol, son inspection, paket olmak şartıyla böyle sırayla gidiyor. En son malın her şeyini bitirdik, kolye koyduktan sonra üretici firma kendi eğer varsa güvencesini gönderiyor, malını kontrol ettiriyor. Eğer yoksa müvessil firmalar tutuyorlar kendi mallarını kontrol etmek için, inspection için. Kendileri geliyor. Malın çekil listesini kontrol ediyor, adetini kontrol ediyor. Ondan sonra seçtiği kolileri bize diyor ki inspection odasına getirin. Inspection odamız var bizim burada. Kendi işaretli kolileri alıyoruz, götürüyoruz odaya. Kendisi bakıyor, ölçüsüne bakıyor, rengine bakıyor, kalitesine bakıyor. Kendi eğer malda bir sıkıntı yoksa okey diyor. Tamam, benim malım bu şekilde güzel diyor. Ondan sonra biz bu malı sevk ediyoruz. Yani işletim sistemimiz bu şekilde gidiyor. Burada iki tane ustabaşı vardır, ban şefi. Ben de yapılan işlerin aşama aşama kontrolünü yapıyorum. Bir müşteri gözüyle bakıyorum. Özgün ayda çalışmıyor. Müşterinin bir elemanıymış gibi davranıyorum. Ona göre kalitesini yüksek seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Önce güven diyor Metin Özgün. Sektörde kısa zamanda elde ettiği başarıyı güven odaklı çalışma anlayışına bağlıyor. Metin Özgün sözlerini noktalarken tekstil sektöründe ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Güven her şeyden önemli normalde. Yani insanlara gününde ödemesini yaparsanız öncelik sizin olur her zaman için. Özgün Ay Tekstil olarak yani memleketin ekonomisine katkıya devam edeceğiz. Gelişmeye de devam edeceğiz. Farklı sektörlere de el atmaya, yani geri dönüşüm olarak inşallah memleketimize döviz kazandırmaya veyahut da geri dönüşüm kazandırmaya devam edeceğiz.